Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz tır Naz'ın Zeki Uysal tırıdır. Arkadaşlar bilmeyenler varsa hemen YouTube'a Naz'ın Zeki Uysal yazıp Naz'ın Zeki Uysal abimizin kanalına abone olaraktan destek olabilirler. Bu da Burak Tuna'nın yapmış olduğu 1.28 uyumlu Naz'ın Zeki Uysal tır modudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burak Tuna'ya da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir mod yapmış. Ellerine kollarına sağlık. Ayrıca tekrardan Naz'ın Zeki Uysal'a sevgiler, saygılar diyorum. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere ufacık bir duyurum olacak. Şimdi videoları izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. İzlenmeler bayağı güzel oluyor. Yani abone sayımıza göre gayet güzel. Ama arkadaşlar izleyen arkadaşlardan ricam öncelikle videoya bir like atın. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Şu anda dikkatinizi çektiyse video lütfen öncelikle videomuza bir like atın. Tabi kanalımıza abone değilseniz bunu abone olmayan arkadaşlar da izliyorsa abone olarak ailemize de katılmayı unutmayın. Ayrıca da duygu ve düşüncelerinizi kesinlikle yorum olarak belirtin arkadaşlar. Ek olarak da şunu söyleyeceğim. Videoları izlemiyorsunuz. Videoları oturup baştan sona izleyin. Güzel bir şekilde dinleyin benim ne dediklerimi. Ondan sonra sorular sorun. Ben dikkat ediyorum. Benim işte video içerisinde söylediğim şeyler var. İşte bunları tekrar siz bana yorum olarak yazıyorsunuz. Oysa ki ben videonun içinde bunları anlatıyorum. Bunları tek tek bunlara değiniyorum. Özellikle ricamdır sizden. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet gençler, bu tırın farklı bir yanı var. Nedir? Bu modumuz normalde Naz'ın Zeki Uysal tırını zaten tanıtmıştım. Önceliği bu değil, onu söyleyeyim. Bu tır ikinci planda olan bir tır. Daha önce tanıttığım için. Benim asıl size göstereceğim olay arkadaşlar bu. Evet gençler, görüyorsunuz arkada bir ton tır var. Bir ton, hani bizim namı diğer dilimiz vardır ya, bir ton değil arkadaşlar, tonajı bayağı farklı. Ama 1 2 3 4 5 6, gördüğünüz gibi tam 6 tane dorse var arkadaşlar arka tarafımızda. Ve şunu göstereyim ben size, yükümüz tam 134 ton arkadaşlar. Şu aynayı da açacağım ben. 134 ton taşıyacağız arkadaşlar. 400 beygirlik bir tırla. 440 beygir. Naz'ın Zeki Uysal abimizin bu tırı. Burak Tuna'nın yapmış olduğu bu tır. Zaten görülmeye değer bir mod. Bu da çok güzel bir uyum oldu. Ben 440 beygirle arkadaşlar 134 ton dorse çekeceğim. 6 tane peş peşe 6 tane dorse çekeceğim. Yani bu müthiş bir şey. Gerçekten çok güzel bir mod olmuş. Yapan arkadaşların ellerine kollarına sağlık. Kesinlikle 10 numara bir iş çıkarmışlar. Yani şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Yani görünüş basit gibi duruyor ama oynanışı birazdan göreceksiniz. Ne demek istediğimi. Bu da Naz'ın Zeki Uysal'ın tırının kornası arkadaşlar. Evet, içeriye geçelim yavaştan arkadaşlar. Bu arada tanıtımını yaptığım Xbox One controller üzerinden oynuyorum. Ben ETS2 arkadaşlar. Şöyle de göstereyim, bilginiz olsun. Evet, yavaştan kalkalım. Bu arada arkadaşlar uyarı ışıklarım açık, görüyorsunuz. Bakın bu modu kullanan arkadaşlar bilir. İç aydınlatma mor bir renk, bayağı da güzel. Şöyle navigasyonumuzu açalım arkadaşlar. Kafama göre büyük aldım. Yani gidişat nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım rastgele nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bu modu çok merak ediyordum ben. Çok oynamak istiyordum ama bir türlü fırsatım olmadı. Gerçekten kaliteli bir mod arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an
14-15 FPS veriyor bana oyun. Zaten sol üst köşede, pardon, size göre şöyle olması lazım. Hemen benim üst köşemde zaten görürsünüz. Herhalde sol üst oluyor. Bana göre de, size göre de. Tam emin değilim. FPS değerimi görürsünüz zaten arkadaşlar. Şimdi bu tırı kullanmak gerçekten zor arkadaşlar. Görünüşte size basitmiş gibi gelebilir ama bakın aynalarımın ikisi de açık ki ben arkadan nasıl bir yük geldiğini herkes görsün diye dönemeçlerde özellikle falan göstereceğim ben size nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten oynamaya değer bir mod. Bunun ben bulabilirsem eğer ki daha uzun modlarını bulacağım. Böyle 10-15 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama siz beğenirseniz ben bakalım araştırıp bulmaya çalışacağım. Ama inanın var ya, gerçekten müthiş bir şey olmuş. Evet, şöyle biraz genişlerden almamız gerekiyor çünkü tır dönmüyor arkadaşlar. Dorseler dönmüyor daha doğrusu. Dediğim gibi Nazım Zeki Uysal tırıyla oynuyoruz arkadaşlar. Nazım Zeki Uysal'ın 440 beygirlik Scania'sı ile tam 134 ton çekiyoruz. 6 tane dorse var arkadaşlar arkamızda. Dile kolay. 6 adet dorse. Şehirden bir çıkalım. Biraz da şehir yapılandırması var. Bakın bakın sağ tarafıma bakın. Sağ aynaya. Abav. Vallahi çok merak ediyorum. Ne kadar gidebileceğiz? Nerede takılacağız? Ben bir 20-25 dakika civarında tutacağım arkadaşlar videoyu. Onu söyleyeyim. Şu anda 7. dakikasındayız videomuzun. En azından benim kayıtlarım onu gösteriyor. Bilmiyorum, kesme biçme falan yaparsam belki kısar. Kısalabilir. Uzayabilir de bilmiyorum. Tamamen değilim. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ben size dışarıdan bir göstereyim de. Hani yanlış olmasın. Gençler. Arkadaşlar. Candaşlar. Yoldaşlar. Yani... Görüyorsunuz arkadaşlar, diyebilecek hiçbir şey yok. Dehşet bir mod olmuş. Ya yani bu 1.28 güncellemesiyle gelen çift dorse özelliği var arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Bu 1.28 güncellemesi geldikten sonra gerçekten oyunun tabanı değişti. Yani bize çok güzel böyle oynanış modları getirdi. Yani mod yapımcıları filan da zaten belli etmeye başladı hemen kendini. Bakın görüyorsunuz. Çift dorse modu 1.28'de geldi ve 1.28 modları da yavaştan yavaştan böyle çıkmaya başladı. Bunun arkasına artık kaç tane ekliyorlar, kaç tane yapıyorlar en fazla bilemeyeceğim artık. Yani gerçekten oyunun güncellenmesi bize çok güzel şeyler katıyor, çok güzel değerler katıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Hatta ben şöyle bir değişiklik yapacağım. Hadi bakalım. Evet. Biraz müzik de yapalım. Şöyle alttan alttan. Tam güzel oldu arkadaşlar. Bu arada şarkıların ismini merak edenler varsa yeni Mustafa Taş şarkılarını tam orada durdurup 3 şarkının da ismini alabilirsiniz. Geçen yeni Mustafa Taş müzikleriyle geziyoruz isimli bir video paylaşmıştım. Sanırım izlemişsinizdir. Şu anki izleyen tayfa kesinlikle izlemiştir bunu. İndirin arkadaşlar. Telif mehlif yok zaten. Dinleyebilirsiniz rahat bir şekilde. Gerçekten güzel şarkılar olmuş. Polis amca selamun aleyküm. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir mod olmuş ya. Benim çok hoşuma gitti. Acaba takılacağız mı? Bir yerde zorlanacağız mı? Ben onu merak ediyorum aslında. Of, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Allah aşkına ya. Şuna bakar mısınız ya? Abi böyle bir şey yok ya. Böcek git. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu 11.09.2017 gece saat 01.50 civarında çekiyorum. Şu an saat 01.50. Gecenin bir yarısı.
Of. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Çoğu zaman göstermeye çalışacağım zaten dışarıdan, merak etmeyin. Tabi dışarıdan tır simülasyonda biliyorsunuz ETS2 simülasyon oyunu olduğu için içeriden kullanmak daha mantıklı, gerçekçi çünkü. Bu arada Nazım Zeki Uysal tırının bende şeyi var arkadaşlar. Michelin lastik paketi var. Ön tekerleri basık yaptım. Yani küçük dereceli olandan yaptım. Şöyle biraz genişten alayım. Arka tekerleri yine Michelin'in yüksek tekerinden yaptım. Araç böyle duruyor yani. Burnu aşağıda. Affedersiniz, gıçı biraz yukarıda duruyor. Dur amcaoğlu aman canını yerim ha. Of arkadaşlar görüyorsunuz değil mi arkadaki manzarayı? Bir dakika, ben şimdi şurada bir durmak istiyorum. Of. Bakın görüyorsunuz değil mi? İşte şoförlük de bir yere, hesaplamalar şoförlük bir yere yararlı oluyor. Görüyorsunuz yani. Nasıl kıvrılmış gitmiş. Şey gibi, yılan gibi, tırtıl gibi. Vallahi arkadaşlar çok güzel olmuş. Yapanların ellerine, kollarına, dillerine, yüreklerine, bileklerine, ciğerlerine sağlık, ne diyeyim artık. Vallahi çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yeni müziklerimizle ve Nazım Zeki Uysal tırımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Aklımda ilk başa böyle ayrı bir animasyon çekip Nazım Zeki Uysal'ın müziğiyle giriş yapmak var. Belki yaparım, unutursam yapmam, bilmiyorum. Şu an geldi aklıma. Sonuçta Nazım Zeki Uysal tırını kullanıyoruz ya. O yüzden öyle bir şey geldi şimdi aklıma. Yapabilirsem öyle bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Ne kadar gidebileceğiz? Ben gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Mustafa Taş. Kesinlikle müziklerini dinleyin arkadaşlar. Evet, bu arada ben neler yapıyorum? Biraz da onlardan bahsedeyim. Çalışıyorum. Aynı bildiğiniz normal. Çalışmaya devam arkadaşlar. Çalışıyoruz. Ama sizi yine de ben videosuz bırakmamaya gayret ediyorum. Çünkü seviyorum video çekmeyi, yayın yapmayı falan. Yayın yapamıyorum ama yine de ben size video çekip sunmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Sürçülisan ettiysek, edersek de affola. Çünkü uykum da var arkadaşlar. Gece saat 2 oldu neredeyse. Kusura bakmayın. İşten geldim. Ufak tefek bir şeyler yedim. 11'de çıktım işten bu arada. Öğlenden sonra 3'te başladım. Bir hafta boyunca bu şekilde çalışacağım. 3'te başlayacağım öğleden sonra. Gece 11'de çıkacağım. Vardiyan bu şekilde. Eve gelince işte video hazırlayıp ertesi gün size sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuna bakın ya. Abi yok böyle bir şey ya. Of. 6 tane dorse var arkadaşlar. Yarım değil, bunlar tüm dorse yani. Kesinlikle yanlış olmasın yani. Bunlar bütün dorse. Hani yeni güncellemede gelen birisi tam dorse, birisi de yarım dorse oluyor ya. Hani çift dorse diyoruz biz. Bunlar öyle değil. Tam dorse. Tam dorselerin birleşiminden yapılan bir eklenti, bir mod daha doğrusu. Böyle bir şey gerçekte gelse oyuna var ya, dehşetul vahşet olur ha. Vallahi dehşet olur. Selamun aleyküm. Bu arada Nazım Zeki Uysal tırının kornası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Nasıl bir trafik lan bu? Oha. Gördünüz değil mi arkadaşlar soldan gelen trafiği? Karşıdan gelen. Acayip ya. Ya şu ışığı kapatınca tırın içi çok kötü oluyor ya. Işığı yakınca çok güzel oluyor. Aslında bu da FPS'yi biraz etkileyebilir, biliyor musunuz? Bilmiyorum ama biraz sönük kullanacağım. Bakalım etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Aslında yok. Fazla bir etkileme yok.
FPS aynı. Trafik falan yoğun olunca düşüyor arkadaşlar. Yani mod yüzünden FPS düşüyor. Ona yapacak bir şey yok maalesef. Üzgünüm. Şuna bak. Ben burada bir dururum. Tamam mı? Şöyle sıfır kamerasıyla bir gezerim gençler. Of. Bu arada çok güzel bir müzik çıktı arkadan. Of 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 of. Geçin lan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar manzarayı? Oğlum gerçekte böyle bir tır nasıl olabilir ya? Bir de 440 beygirle çekiyorum arkadaşlar. Düşünün yani. 440 beygir. Nereden baksanız buna bir 3000 beygirlik, 3-4000 beygirlik falan tır olması lazım. Ama biz tabii ki manyak olduğumuz için görüyorsunuz. Uf be. Şöyle yavaş yavaş gezeyim de arkadaşlar. Yani şuna bakın ya, çok güzel ya. O kadar ağır ki dorse titriyor bakın. Vay 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 vay. Buradaki sistemi de göstereyim arkadaşlar. Bakın dorseler böyle bağlanmış. Arka arkaya bu şekilde bağlamışlar. Şuna bakın ya. Basitmiş gibi geliyor ama gerçekten arkadaşlar basit iş değil yani. Gerçekten zor. Yani bakın. Daha yani iki tane daha dorse var orada. Böyle 8-10'lusunu falan bulursam var ya affetmeyeceğim kesinlikle. Kesinlikle affetmeyeceğim abi. Direkt dalacağım yani. Direkt oynayacağım. Evet gençler. Videonun başında da söylediğim gibi lütfen videolara like atmayı, duygu ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoları izleyin arkadaşlar. Ben neler anlatıyorum, ben neler söylüyorum. Lütfen rica ediyorum hepinize bunları dikkate alın. İzleyin. Önce oturun videoyu baştan sona güzel bir şekilde izleyin. Ondan sonra yorumunuzu yapın. Mesela bir önceki videodaki yorumlardan şöyle aklıma ne geldi ki ne çekmiştim? Ha. İşte Mustafa Taş yeni müziklerle geziyoruz'a. Ben videonun içinde zaten niye canlı yayın yapamadığımı söyledim. Videoyu yayınladım. Daha ikinci dakikasından abi niye canlı yayın yapmıyorum diye yorum geldi. Yani videoyu izlesen zaten bunun cevabı videonun içinde var yani. Gerek yok yazmana. İşte cevapladığım bir ton sorular var. 2 dakika, en fazla 5 dakika, 10 dakika olsun ya. 10 dakikadan da fazlaydı zaten video biliyorsunuz. 10 dakika içinde benim cevapladığım sorular geliyor yorumlara. Yani abi niye böyle yapmıyorsun, niye şöyle yapmıyorsun gibisinden. Ben bunu oysa ki cevabını videonun içinde söylemişim zaten. Videonun içinde vermişim. O yüzden arkadaşlar sizden ricam emeğe saygı gösterin. Lütfen rica ediyorum. Emeğe saygı gösterin. Videolarımızı eğer kanala aboneyseniz, bizi de seviyorsanız videoları kesinlikle izleyin. Oturun abicim. Zaten 20-25 dakika en fazla yani. Ne çekeceğim? Oturup da 8 saat video çekecek halim yok. 20-25 dakika al yanına çerezini, çekirdeğini, fıstığını, fındığını, cipsini bilmem neyini. Ah! İç kolanı da 20-25 dakika ne güzel muhabbet ediyoruz bak işte. Ne kadar güzel. Vallahi var ya bu mod çok güzel arkadaşlar. 10 numara olmuş. Ben bunu videoyu bitirdikten sonra da devam ederim yani. Uzun olmasa da keşke şey yapsam. Hani hepsini koyabilsem. Maalesef öyle bir şansım yok. Bu videoyu düzenlemesi, editlemesi, renderlaması bayağı bir zaman alıyor çünkü. O yüzden mecburen 20 dakika civarında tutmak zorundayım yani. Evet. Haydi bakalım. FPS'yi çok düşürüyor. FPS'yi bayağı bir düşürüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben canlı yayında bile daha fazla FPS alıyorum neredeyse.
Of. Müzik sesi inşallah benim sesimi bastırmıyordur ve de oyunun sesi. Hatta ben bir dakika oyunun sesine bir bakacağım ya. Ulan oyunun sesi de bayağı açıkmış ha. Ulan inşallah bastırmamıştır var ya sesimi. Sesimi bastırdıysa çok üzülürüm. Vallahi üzülürüm ha. Sesimi sanırım bastırmamıştır ya. Yani motor biraz bağırıyor ama sesimi bastırdıysa çok üzülürüm. Neyse, sesimi bastırdıysa başta yazarım ben onu. Bastırmadıysa yapacak bir şey yok. Facecam kaydının sesini kullanırım kendimi. Yapacak hiçbir şey yok gençler. Arkadaşlar şöyle tekrardan göstereyim ben size modumuzu. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 6 tane dorse çekiyoruz yani dile kolay. 6 adet dorse çekiyorum. Hem de Nazım Zeki Uysal tırı ile. On numara 5 yıldız bir korna. Burakcığım ellerine sağlık. Gerçekten mod çok güzel olmuş kardeşim benim. Burak Tuna arkadaşlar modun yapımcısı bu arada. Bilginiz olsun. Türkiye'de en iyi mod yapımcılarından bir tanesidir. Modun yapımcısı kardeşimiz. Abu. 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 Şöyle bir viraj daha denk gelsin. Bir bakayım. Senden bana yar olmaz. Yürüyorsunuz mu lan? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Zula'da mı söylüyorlardı bu? Hadi gidelim. Lanet Zula. Zula'yla da ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Zula'yla da ilgili bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Tekrar. Zula'yla ilgili bir video çekeceğim. ETS2 ile ETS2 multiplayer nasıl oynanır videosuyla ilgili bir video çekeceğim. ETS2 multiplayer nasıl oynanır? Benim ETS2 multiplayer nasıl yapılır videom var biliyorsunuz. 85.000 görüntülemeye ya 100.000 görüntülemeye bayağı bir yaklaştı. Tek başına iktidar oldu. O videoyla ilgili, ondaki yorumlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarınızı okuyorum diye bir video yapmayı düşünüyorum. Ama hangi videoydu, hangi videoda kimin yorumunu nasıl okurum bilmiyorum. Bir dakika lan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar arkadaşlar. Oha be. Bakın bir dakika ben burada bir durdurmak istiyorum. Yuu. Oha oğlum daha iki tane dorseyi döndürememişiz lan. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bakın ne kadar genişten almışım. Görüyorsunuz. Daha burada durdurmuşum trafiği. Görüyorsunuz değil mi? Vay be. Ne var lan? Of. Virajda ne kadar uzun olduğu daha belli oluyor arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Virajlarda daha çok belli oluyor. Hayvanat gibi bu ne ya? Otel. Bizim otel mi lan? Şuna bak ya. Dehşet bir şey ya. Buradan dönüyoruz. Buradan dönünce de ben videomuz artık 24 dakikayı geçmiş arkadaşlar. Ben şöyle bir dolandırayım şöyle tırımızı. Tırları, dorseleri birbirine dolandıracağım. Ve videomuzu sonlandıracağım. Çok güzel ya. Gerçekten var ya. Çok kaliteli olmuş ya. Ellerine kollarına sağlık yapan arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bu videoluk da benden bu kadar. Bu videonun daha farklı, daha değişik, daha böyle az veya daha çok
veya 3000-4000 beygirlik tırlar var mı bilmiyorum ama daha yüksek beygirli tırlarla daha hızlı, daha böyle dar, daha zorlu yollarda bu Dorse'yi veya bu tırı, farklı tırı da olabilir. Görmek istiyorsanız bunu kesinlikle videonun altında yorum olarak belirtin arkadaşlar. Siz yorumlara belirteceksiniz ki ben ne yönde video çekeceğimi anlayabileceğim. Siz like atacaksınız ki sizin sevip sevmediğinizi anlayabileceğim. Anladınız sanırım ben arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Kesinlikle desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar gençler. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.